Çok kısa bir rota aşısı ile ilgili bilgi vermem gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz rota aşısı ile ilgili şu an piyasada iki tane farklı aşı var. Bu aşıların önemi şu: hastalık geçirmeyeceksiniz değil. Gene rota ishali geçirebilirsiniz ama rota ishali geçirmenizi %90 rota enfeksiyonuna bağlı olarak hastanede yatış gerektiren ağır enfeksiyon geçirme ihtimaliniz de %95, hatta daha fazla miktarda azaltıyor. Yani gene çocuğunuz hasta olabilir ama daha öncesinde bağışıklandığı için büyük bir sıkıntı yaşamadan daha kolay, belki de hastanede hiç yatmadan, hiç damar yolundan sıvı almadan bu hastalığı geçirebilir. O yüzden rota aşısının yapılmasını özellikle öneriyoruz. Rota aşısı, bildiğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı 2019 takvimlerinde rutin aşı kapsamına girmiyor. Yakın zamanda girecek gibi durmuyor ama ailelere, özellikle bağırsaklarla ilgili problemi yoksa, yani atıyorum bir kısa bağırsak vardır, bağırsak tıkanıklığı vardır, çocuğunuzda ekstra yeni doğan yoğun bakımla ilgili bir problem yaşamışsınızdır, o kısmı geçiyorum. Onun dışındaki çocukların büyük bir kısmına, neredeyse %98'lik kısmına bu aşıyı yaptırmalarını öneriyoruz. Peki bu iki rota aşısı arasındaki fark nedir? Çok bir fark yok. Bir tanesi 2 doz, bir tanesi 3 doz yapılıyor. Yani kafamızda canlandığı gibi işte iğne yapılarak yapılan bir aşı değil. Bu aşı damlatılarak damlatılan bir ilaç. Şöyle uygulanabilir: minimum 6. haftada başlanacak şekilde, 6. haftadan önce bu aşı yapılamıyor. Maksimum 15. haftaya kadar, yani 3,5 aylık olana kadar bu aşının ilk dozunu yaptırmak zorundasınız. Sonraki dönemde 8. aya kadar, yani 32. haftaya kadar bu aşıların tamamı bitmiş olmalı. Dediğimiz gibi bir tanesi 2 dozlu, bir tanesi 3 dozlu. Bu 2 doz olan aşıyı ve 3 doz olan aşıyı, ikisinde de 1-2 mililitre miktarınca ağza damlatarak kullanıyorsunuz ve her 1 ya da 2 ayda bir doz yapacak şekilde. Fiyatlar olarak söyleyeyim, 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer fiyatlar. İşte monovalan bilmem ne gibi değişik özellikleri var. Hiç bilmenize gerek yok. Kafanızı karıştırmayın. 3 aşağı 5 yukarı iki ilaç da aynı şeye mal oluyor ve etkinliği aynı. En kolay hangisini kullanacağını düşünüyorsanız onu uygulatın. Umarım paylaşımlarım yeterli olmuştur. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Kafanızda kalan bir şey olursa lütfen alt tarafta bana yorum olarak ya da soru olarak yazmayı unutmayın. Bilgi paylaşım içindir. O yüzden paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi günler.